Merhaba Business Channel Türk TV izleyicileri. Ben yardımcı doçent doktor Volkan Kaplan. Bir Ak Altın programında daha hep birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Işık Tarakçıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Hocamı çok geniş bir kitle tekstil camiasında çok iyi biliyor. Türkiye'nin duayen hocaları arasında tekstil terbiyesi üzerine yaptığınız çalışmalar çok büyük hocam. Zaten bir bayağı güzel bir eseriniz de var. Hocamın özgeçmişindeki başkanlıkları saymakla bitmiyor sayın seyirciler. Hocam sizin tekstil mühendisliğinin kuruluşunda çok aktif görev aldığınızı biliyoruz. Bize Ege Üniversitesi'nin kuruluşundaki dönemden bu zamana anlatacağınız çok şeyler var. Bunları alabilir miyiz? Memnuniyetle. Şimdi ben Buldan doğumluyum. Buldan'da her evde bir tezgah vardır. Ve ben Buldan'da 3 yaşında ayrılmışım ama ninni olarak bir kere o tezgah sesini duymuşuz. Evet. Kanımızda tekstil var. Çok güzel. 1958 yılında liseyi bitirdim. Tekstil okuyacağım. Türkiye'de tekstil okumak mümkün değil. Yok çünkü böyle bir eğitim. Üniversitelerde yok. Almanya'ya gittim. Hı hı. Almanya'da tekstil kimyası eğitimimi bitirdim. Geldim askerliğimi yaptım. Ondan sonra tekrar gittim doktoramı yaptım. Ve doktoradan sonra 1971 yılında Alman teknik yardımıyla kurulmuş olan tekstil mühendisliği bölümüne geldim. Başına Ege Üniversitesi'ni koymuyorum. Çünkü ben geldiğimde daha devlet mimarlık mühendislik akademisine bağlı bir şeydi. Yüksek okul bölümüydü. Sonra bu akademi Ege Üniversitesi'ne bağlandı. Hı hı. Ve 1978 yılına kadar Alman teknik yardımı devam etti. Almanlar hem öğretim üyelerini temin ediyorlardı başlangıçta. Ama çok en önemli olan konu hakikaten dünyada pek eşi olmayan modern bir tekstil mühendisliği bölümümüz vardı. Ya yani ben hatırlıyorum 1970'li yılların ortalarında falan Güney Amerika'dan gelip bizim bölümü geziyorlardı, örnek olarak gösteriliyordu. Uygulama işletmesi var. Tekstil mühendisliği uygulamalı bir mühendislik olduğundan biz de pamuk girer, iplik olur, dokunur, örülür, terbiye edilir, dikilir. Satış mağazası bile vardır tekstil mühendisliği bölümünde. Ben Avrupa'da bahsettiğinizi İtalyan tekstil hocalarından duydum. Yani sizde Ege Üniversitesi vardı. Bir zaman çok yani aktifti diye bir sempozyumda Avrupa'da ben bunu İtalyan hocalardan duydum yani. Yok dediğim gibi bilirlerdi. Bilinen bir. Ha, şu anda da Avrupa ki o sonunda Avrupa dışındaki ülkelerden de almaya başladılar. Tekstil Üniversiteleri Birliği'nin ilk Türk üyesidir. Şimdi 1958 yılında ben Almanya'ya gittim çünkü Türkiye'de tekstil eğitimi bile yoktu. Ya işte. Bu arada hep anlatırım. Almanya'ya giderken güzel bir elbise diktirelim şey dedik. Gittik piyasada kara borsadan İngiliz kupon kumaşı aldık. Ve onunla elbise diktirdik. Çünkü Türkiye'de iyi bir elbiselik kumaş yoktu. Allah Allah. Macar basması vardı. Türkiye'de ham bez dokunup kapasite yetmediği için Nazilli basmasından başka basma yok. Olmadığı için
Macaristan'da gidilir, basılır gelirdi. Atatürk bir kurmuş, hatta o kadar yani. Hatta Amerikan bezi derdik. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı sonunda bize en basit bez ayağını bile, kefenli kumaşı bile gönderdiler. Anlatmak istediğim, Türkiye'nin muhakkak çok eski tekstil kültürü var. Tabii köklerinde ama var. Ama makinalı tekstil sanayi devrimine ayak uyduramadığından, evet, Osmanlı'dan topu topu 8 tane fabrika teslim almışız. Evet, evet, maalesef. Ondan sonra işte Sümerbank kuruluncaya kadar dosdoğru bir gelişme yok. Yok. Sümerbank büyük bir atılım yapmış ama hep iç tüketim için. Onu bile sağlayamıyoruz. Evet, evet. 1966'da Ege Üniversitesi kuruldu. Ben 1971'de ilk Türk öğretim üyesi olarak burada çalışmaya başladım. Ve ondan sonra 70'li yılların ortalarından itibaren 80'li yıllarda hızlanaraktan tekstil sanayimiz çok gelişti. Evet. Şimdi konuya bir kere oradan girmek istiyorum. Bugün bakıyorum etrafıma ve üzülüyorum. Türk tekstil sanayi ölüyor. Türkiye'de tekstilin geleceği yok gibi sözler duyuyorum. Şiddetle reddediyorum. Bugün Avrupa'nın en büyük entegre tekstil ve hazır giyim sanayi Türk tekstil ve hazır giyim sanayi. Evet. Avrupa'nın Çin'in arkasından en büyük tedarikçisi, evet, Türkiye. Türkiye. Türk tekstil ve konfeksiyon sanayi size de anlattığım 58 yılında kendi iç tüketimini karşılayamayız durumdan Avrupa'nın en büyüğü haline geldi. Evet, evet. Biz bununla gurur duymamız lazım. Kesinlikle. Bu sanayi küçülmüyor. İnsanların yanıldığı bir nokta var. Tekstil sanayi bütün ülkeler sanayileşmeye başlarken tekstil sanayini başlıyor. Ama tekstil sanayi ile sanayileşmiş ülke olamıyorsunuz. Tabii ki. Tekstil sanayinin ikinci bir görevi var. Marş motoru, hı-hı, göreviyle tekstil makinaları, tekstil kimyasalları sanayileri, onlar da başlaması makine gibi sanayileri ve elektrik, elektronik, kimya sanayilerinin kurulmasını sağlayacak. O zaman sanayileşmiş ülke oluyorsunuz. Yani Türkiye'nin tekstil ihracatındaki, toplam ihracatındaki tekstilin payı, hı hı, zaman içerisinde düşecek. Eğer biz kalkınacaksak, gerçek bir sanayileşmiş ülke olup arkasından da inşallah bilgi toplumu ülke olma yolunda, evet, gidecek isek tekstilin payı azalacak. Bu normal. Siz üretim azalıyor mu? Ona bak, hayır, azalmıyor, artıyor. Aynı üretimde toplam oranı düşecek. Çünkü üretim aynı. Diğerleri bizden hızlı büyüyecek. Evet. Ya yani bu yanlış imajı bir kere silmemiz lazım. Türkiye'de hala imalat sanayi istihdamının %25'ini sağlayan tekstil ve hazır giyim sanayidir. Hocam, baylı bayanlı çalışma imkanı sunuyor. Yani doğrudur. Sadece bir ağır sanayi kursak sadece erkeklere istihdam edildiği bir sanayi. O da çok sosyal önemli bir konu. Sosyal anlamda. Ha, şimdi eskiden alışmışlar hazır giyim ihracat lideriydi. Şimdi otomotiv önündeymiş. Doğrudur. Ama gelin net ihracata bakın. Yani ihracattan ithalatı düşürün. Evet. Ne memleket ettik? İçerisinde kalan katma değeri düşünün. Tekstil ve hazır giyim hala bir numara. Ha, bu da değişecek zaman içerisinde. Ama bu sanayinin öneminin azaldığını
göstermez. Bu sanayinin ölmekte olduğunu göstermez. Hocam ben Koreli bir hocamızdan dinledim. LG, Samsung, Daihatsu, ondan sonra Kia, bütün Kore firmalarının hepsi tekstilci. Yani parayı bulduktan sonra işte araba üretiyor, elektronik ama tekstil gene devam ediyor. Şimdi yani dediğiniz gibi benim, yani, dünya böyle yani. İleride değinmek istiyordum ama hemen madem Kore'ye girdiniz. Tabii canım siz, ben sizden de benim, duydum Kore ile ilgili çok benim, güzel şeyler duydum yani. Ne diyeyim? 80'li 90'lı yıllarda hayatım Kore'yi takip etmekle ve kıskanmakla geçti. Kıskanacak. Ben Kore'yi kıskandım. Kıskanacak. Çünkü ben 1950 yılında Türk askerinin bilmem Kore'de savaştığını, Kunili'yi vesaireyi. Tabii. O zavallı Kore, savaş bitti. 1960'lı yıllarda bizden geri. Kesinlikle herkesten geri yani. Ondan olmuş. İki ülke, Türkiye ve Kore. İkisi de sanayileşmeye başlamak için, dışa açılma için lokomotif sanayi olarak tekstili hazır giyimi seçiyorlar. Evet. Ve ondan sonra her yıl Kore'nin arayı nasıl açtığını gördüm. Evet, her sene açtı. Ha, biz ilerliyoruz tekstil ve konfeksiyonda. Güzel ilerliyoruz ama yani, ona rağmen. Kore tekstil ve konfeksiyondan sonra demin söylediğim işte şeyleri, tekstil makinalarına geçti. O tekstil makinacıları sonunda Hyundai olarak araba da yaptılar. Arabasını da yaptılar. Öğrendiler. Yasını. Ve bu şekilde oldu. Bunun nedenini tabii bulmak için. Hocam şimdi yani Kore Amerika'dan sonra Kevler üretebilen tek ülke. Yani kimya bilmiyorsa Koreliler bu Kevleri nasıl üretecekler? Tabii. Ya kimyasal elyaf üretiminde de çok büyüdüler vesaire. Yani işte o dediğiniz gibi kimya sektörünü, makina sektörü, makine üretiyorsunuz belli bir zaman sonra araba da üretelim, kimya üretiyorsunuz kimyasal, Kevler de üretelim. Her türlü yani uzun lafın kısası, evet. Biz hala bir basamak ülkesi olarak dururken, hala orta gelir tuzağı denilen 10 bin dolarlarda takılıp kalmışken, Kore'de 20-25 bin dolara da çıktı. Ve Kore sanayi ötesi bilgi toplumu oldu. Evet. Bilgi. Peki bunun nedeni ne? Bunun bütün nedeni eğitimde. Evet hocam. Eğitim. Kore'nin çok başarılı bir eğitim sistemi. Bu eğitim sisteminin uzantısı olarak da Arge. Evet. Bugün dünyada Arge'ye %4'ün üzerinde gayri safi milli hasılasının %4,3'ünü ayırıyor. Amerika'da bile bu rakam %2,6. Almanya'da yeni %3'e çıkabildi. Kore'de %4,3. Çok güzel bir istikrar. Çok yani güzel bir eğitim sayesinde, Arge sayesinde Kore beraber başladık. Evet. Bize fark attı. Fark attı. Şimdi buradan alınacak ders çok. Bizim de en zayıf tarafımız eğitim oluyor. Eğitim hocam, eğitim. Uygulamalı bu eğitim. Eğitim, tekstilde uygulamalı eğitim. Daha önceye de gidebiliriz. İlkokuldan başlaması lazım. Evet. Ne yazık bakıyoruz bu 14-15 yaşındaki çocukların dünyada karşılaştırıldığı pizza. Hmm. Türkiye geriliyor. Evet. 50. vesaire. Kore 7. 5. bazı şeylerde, fende de matematikte de okumada, anlamada da
Böylece en önemli problemimize değindik. Evet, ama evet. Burada ne yapmamız gerektiğine şu anda girmeyelim. Ya İnşallah zaman, ileride başka bir program yaptığımızda geniş olarak alalım. Çünkü bu konu temel konu. Temel konu sizin gibi bu işi detaylı bilen bir hocadan bunları duymak, dinlemek çok önemli. Yani bu yani kaç, bizim üzerinde durmamız gereken bir şey. Siz tekrar yani bu ayrı bir programda bunu alalım hocam. Detaylara hakimsiniz. Yani Ege Tekstil uzun yıllar Türkiye'nin tek tekstil mühendisliği bölümüydü. Uzun yıllar. Evet. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği değil, tekstil makina mühendisliği açıldı. Ondan sonra YÖK Kanunu çıktı. YÖK Kanunu çıktığında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir tekstil makinaları kürsüsü vardı. Dediler ki bu kürsü böyle devam edemez artık, kürsü vesaire yok. Onlar da tekstil mühendisliği bölümü oldular. Üçüncü tekstil mühendisliği bölümü. Daha sonra da işte Adana'da, Denizli'de derken çoğaldı. Biraz fazla çoğaldı. Fazla çoğaldı. Onu da ileride inşallah şey yaparız. Birçok yerden onu duyuyoruz. Evet. Fazla çoğaldığı yönde. Ben YÖK Kanunu'ndan sonra proçent oldum. O da nedir diyeceksiniz. Profesörü biliyoruz, doçenti biliyoruz. Proçent evet, nedir? Proçent. İlk defa duydum. Eski kanuna göre 1750 sayılı üniversiteler kanununa göre işte profesör olmak için 5 kişilik bir jüri tayin ediliyordu. O jüri olumlu rapor verirse fakülte kurulunda konuşuluyordu. Fakülte kurulundan geçerse senatoya gidiyordu. Senatodan geçerse bitmiyordu. Senatodan geçtiğinde bana o günkü rektörümüz Sayın Profesör Işık Tarakçıoğlu tebrik ederiz diye gönderdi ama bitmiyordu. Üçlü kararname gerekiyordu. Yani Milli Eğitim Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzalaması. Evet. Ve sonunda Cumhurbaşkanı'ndan bir telgraf geliyordu. O tebrik ederse tamam profesör olmuş profesör oluyordunuz. Evet. Yıl 1981. Cumhurbaşkanımız değil, devlet başkanımız var. Kenan Evren. Evet, 81 yılı. Bizimki gitti gelmiyor. 2 ay geçti, 3 ay geçti. Meraktan. Çünkü 5-6 haftada geliyor normalde. Normalde. İşte araştırdık, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çıkmış. Araştırdık, Başbakan'dan çıkmış. Araştırdık. Bir Yüksek Öğretim Kanunu çıkacakmış yeni. O Yüksek Öğretim Kanunu'nda doçent olarak çalıştığınız üniversitede profesör olamayacakmışsınız. O nedenle Sayın Devlet Başkanımız çıkmamış kanunu bize uygulayarak 6 ay sonra çıktı benim şeyimden. Olmadı. Ha bunu niye anlattım? O kanun çıktıktan sonra dedik ki Ege Üniversitesi'nde profesör olamayacağız. Ben Uludağ Üniversitesi'ne gittim. Orada da bölüm başkanlığı yaptım. Çok güzel. Ve o sırada yani benden başka 3 tane üçü de benim öğrencim olan, birisi yurt dışında doktorasını yapmış. Daha sonra teknik üniversitede bölüm başkanlığı, hatta ilk tekstil fakültesi
dekanlığı yapan Profesör Bülent Özipek olmak üzere 3 tane tekstilci yardımcı doçent var. Bir tane makinacı yok. Ben varım. Bir de ziraat mühendisi kökenli lift dersine giren hocamız var. Makinacı yok. Ve piyasanın da tekstil mühendisine ihtiyacı çok büyük. Evet. Dedim ki biz buraya tekstil mühendisliği de açalım. Şöyle yapalım. Opsiyon, iki tane opsiyon olsun. Birisi tekstil makinaları, birisi tekstil mühendisliği. Çocuklar ilk iki seneyi ortak okusunlar. Üçüncü, dördüncü sınıf seçimini yapsın. Ayrılsın. Seçimi yaptı öğrenciler. İki kişi tekstil makinalarını seçti. İki kişi. Ya yani 48 kişi tekstil mühendisliği istedi. Ve böylece Uludağ'da tekstil mühendisliği. Üçüncü tekstil mühendisliği bölümü kuruldu. Oldu. Ben gittim oraya. Profesör olmak için gittim. Ama faydalı olabileceğimi bilseydim devam edeceğim. Fakat 400 bin lira o günün parasıyla bütçemiz var. Yani bugünün parasıyla da 400 bin lira diyebilirsiniz. Hemen hemen yani. Şey var. Yani 100 bin dolar eder etmez. Hani bir tane makine alamazsın vesaire. Tarif ediyordum şeye. Hürriyet kampüsüne gelin. Orada bir gökdelen var. O gökdelen tekstil mühendisliği bölümüdür. Bütün kampüs barakalardan oluşuyor tek katlı. Bizim bölüm 60 metrekare alanda ama iki katlı. Öbürlerine tepeden bakıyoruz. Alt katta şey olacak diye laboratuvar uygulama işletmesi bilmem ne 60 metrekare bir tane makine olmayan boş. Boş yani. Üst katta 4 oda var. Biri bölüm başkanının, biri ziraatçı profesörün, birinde 3 tane yardımcı doçent oturuyor. Birinde de sabahtan asistanların yarısı oturuyordu masaya. Öbür yarısı yok. Hareket halinde. Çünkü imkan yok. İmkansızlıklar içerisinde. Ya burada bir şey yapılmak mümkün değil dedim. Ve ben üniversiteden ayrıldım. Çünkü geride İzmir'de de olmuyor. Bilmem kaç sene orada kalmadan. Olmaz gerekiyor. Ya olmuyor. Ve bunu yazdım da yani. Bu şartlar altında bu şekliyle faydalı olamayacağım için ayrıldım. Kendim bir tekstil danışmanlık şirketi kurdum vesaire. Ondan sonra bir sempozyumda bir konuşmam vardı. O konuşmayı rahmetli Adnan Kahveci dinledi. Tamam. Ve ondan da 3-4 gün sonra bir telefon geldi. Ben Adnan Kahveci'nin danışmanıyım. Bir randevu verirseniz sizinle gelip konuşmak istiyoruz. Geldi birisi. Epey konuştuk ve şey yaptık. O döndü. O döndükten bir haftayı geçmedi. Baktım Ege Üniversitesi'nin rektörü arıyor. Ya hocam sen dönsene geriye üniversiteye diye. Bu şekilde. Ha. Benim de zaten kalbim üniversitede. Zaten öyle hocam. Yani. Hocam memnuniyetle dönerim ama dedim bir şartım var. Bak yıl olmuş 87 veya öyle bir şey. Tekstil sanayi büyümüş artık Türkiye'de. Bir numara haline gelmiş. Top 80. Ha dönerim ama dedim. Türk üniversitelerinde bir tane bile tekstil ve konfeksiyon araştırma uygulama merkezi yok. Bunu kurarsanız dönerim. Onun üzerine kurarız dedi. Ve hakikaten benim atama işlemlerim tamamlanmadan merkez kuruldu.
Döndük. Döndünüz. Merkez müdürüyüm, bölüm başkanıyım. Güzel şeyler yapıyoruz. Fakat merkezin durumu işler acısı. Para yok. Hocalar oraya gidecek aynı ya. Şekilde. Bütçemiz dolar olarak 2500 dolar. Bizim Alman hoca gelmişti. Ona şikayet ediyorum ben. Ya dedi, ne kadar peki bütçen dedi. 2500 dolar dedim. Aklımdan şöyle bir düşündü. Ya 750 bin dolar yeni kurulan bir şey için fena değil dedi. Nasıl yaptınız bu hesabı dedim. 300 gün üzerinden hesapladım dedi. Adamcağızın aklına gelmemiş ki 2500 dolar yıllık. Yıllık. Günde 10 dolar bütçeyle. Bütçeyle. Ülkenin en büyük tekstil, en büyük sanayine Arge hizmetleri vermedik. Ama verdik. Evet. Elimizden geleni yaptık. Güzel altyapımız olduğu için döner sermayeyi çalıştırdık. Döner sermayeden aldık. Ve daha sonra o merkezimiz sayesinde Tekstil İşverenler Sendikası'yla birlikte TÜBİTAK'ın bana göre hayatındaki en güzel programlarından birisi ÜSAMP. Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri projesiydi. Hı hı, evet. O projede ilk olarak Eskişehir'de seramikçiler bir ÜSAMP merkezi kurmuşlar. Hı. Biz de Ege Üniversitesi'nde TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi TAM'ı kurduk. TAM, tabii. Ve hakikaten 5 sene boyunca çok güzel faaliyetler yaptık. Ne yazık ki o arada TÜBİTAK'ta değişiklikler oldu. Kapattılar. Ve kapattıkları anda TÜBİTAK bize hiç para vermedi. Bir sene aynı yardımda bulundu. Diğer seneler nereden vereceğimi, nasıl vereceğimi bilemiyorum, öyle bilmem ya, ne dedi. Tekstil İşverenler Sendikası 250 bin dolar verdi. Yani. O da işte o günkü parayla 300 bin lira yapıyordu. Ama benim bütçem 1 milyon liraydı. Biz para kazanıyorduk. 19 tane üniversite öğretim üyesinin dışında yüksek lisans ve doktora yapan elemanım vardı. Çok büyük bir iş hocam. Projeler yaparaktan basit bir şey değil. Her türlü proje. İkili proje yapıyorduk. Bir işletmenin sıkıntısı var. Bir şeyin araştırılmasını istiyor. Araştırırız. Ücreti şu. Şudur. Gizlilik anlaşması. Gizlilik. Her türlü sonuç onların hiçbir şekilde. Yapılamaya oradan güzel para geliyor. Şu an ama siz yapmışsınız. Ha, yani. Onun dışında ortak yarar projeleri var. Onların sonuçlarını kitapçıklar halinde yayınlıyorlardık. Temel araştırmalar yaptık. Dünyada ilk olarak iyon implantasyonu, bu metallere uygulanıyor. Bugün protezlerde, eskiden platin çivi denirdi. Hakikaten de dünyanın en pahalı metali olan platindi. Doğru. Ha, bugün normal paslanmaz çeliğin üzerine iyon implantasyonu yapıyorlar. Bunu biz tekstilde uyguladık. Harika. Dünyada bir ilkti. Plazma makinesini dışarıdan alacağız. O günkü şeylerle birkaç yüz bin dolar istiyorlar. Veya euro istiyorlar. Biz onu Ankara'da Türk arkadaşlarla yaptık. Vallahi bravo. 10-15 bin liraya mal ettik. Vallahi bravo. Yani ne diyebilirim? Ne denilebilir? Gayet güzel çalışmalar yapabildik. Yazık oldu. O merkez benim en çok üzüldüğüm olaylardandır. Geri kalanlarını da ileride konuşalım ama ileride konuşalım. Bunu bugün açmamın nedeni, yine söylüyorum, eğer ileride de konuşma fırsatımız olursa
Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinin en ciddi problemi Ar-Ge eksikliğidir. Ve tekstil sanayinde iyi yetişmiş elemana, Ar-Ge'ye, Ür-Ge'ye, inovasyona olan ihtiyaç da artıyor. Evet. Tekstil sanayi artık bilgi yoğun sanayi haline geldi. Ne yazık ki insanlar tekstil deyince hala akıllarına fanila, don, çorap, tişört geliyor. Değil. Tekstil onun yanına ilaveten bugün akıllısı var. Bugün teknik var. Tekstillerin girmediği yer yok. Bütün bunları ileriki programlarda zaten hocam siz bu kadar yani hani bir sektörün insan bel kemiği olur mu diyeceğim yani fikri olarak yani bunu sağlamışsınız. Ben Adnan Kahveci ile babam beraber çalışıyordu Ankara'dayken. O dönemleri biliyorum. Anadolu Kaplanları yatırımı o 1985'lerden itibaren o fikirler Ankara'da yapılması gerekiyor diye çıkmıştı. Ve Adnan Kahveci ben kendi gözümle gördüm. Babamın arkadaşıydı. Şöyle ceketini kaldırıp Sümerbank etiketini gösteren o milliyetçilikte. Yani samimi anlamda konuşuyorum. Birisiydi. Sümerbank'tan giyinen. Evet. Bu kadar güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet bu eylesin. Programda da. Bir başka programda sizi tekrar ağırlamak istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bunlar çok değerli bilgiler. Hani benim de zaten programdaki amacım hani bu sizin gibi değerli hocalarımızın bilgileri, tecrübeleri kaybolmasın. Bir kalıcı bir iz bırakalım. Bir yayın bırakalım. Bunun için bu işi yaptık. Çok da hoş oldu. Size çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız için. Ben de şahsınızda Business Channel'a teşekkür ediyorum. Hakikaten tekstil ve konfeksiyon sanayi Türkiye'nin temel sanayilerinden biri. Evet. İlk kurulanı, dışa açılma politikasının lokomotifi ve bugün de hala çok önemli bir yere sahip. Evet. Ama bunu bilmemiz lazım. Şu anda ne yazık diyorum, bundan başka dünyada bizim lider olduğumuz sanayi yok. Yok yok. Bizim tek lider olduğumuz sanayi bu. Ama lideriz. Tekstilde lideriz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler. Bir Ak Altın programının daha sonuna geldik. Bugün çok önemli konumuz Profesör Doktor Işık Tarakçıoğlu'nu ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım zevk almışsınızdır programımızdan. Biz Işık Hocam'la zevk aldık diyebilirim. Teşekkürler. Sağ olun.